çocuğumun e, tavan nasılı salıncağı vardı. Oranın kancaları vardı. İçtim, 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 içtim. Dedim bu de son bitti. Buraya kadar. Soğuk. Evde titriyorum. Karnım aç. Ne yapacağım bilmiyorum. Farklı bir hap içtim. Oraya kendime bir tane ip yaptım. Geçirdim burnuma. Hocamız çok güzel söylüyor yani bu konuda diyor ya siz geçip içeride otururken o çocuk odasına çekildiğinde diyor siz onun ne yaptığını bilmiyorsunuz diyor. O çocuklardan biri de benim işte. Ailem mutfakta oturup çay içerken ben olanla uyuşturucu içiyordum ve hiçbirinin haberi yok yani. Annem bana şöyle söyledi bir gözümün köksem sen varsın oğlum sen de gidersen ben de sensiz nasıl yaşarım. Bir gün dedi ben ölürsem ablamlara kim sahip çıkacak bunu hiçbir zaman unutma ben sana artık hiçbir şey demiyorum ister tedavi ol ister olma. Ve şu an ailem bana yeni doğmuş bir bebek gibi bakıyor ve annem hala, annem şu an diyor ki bana ben senden gurur duyuyorum. O kadar güzel bir şekilde söylüyor ki ailem benden gurur duyuyor ve artık kendime değer veriyor. Ben o öl ölümün kıyısındayken, ölmek isterken şimdi yaşayıp diğer dışarıdaki abilerime, kardeşlerime bir umut olarak yardımcı olmak çalışıyorum. Ve inşallah öyle de olmak istiyorum yani Allah nasip ederse. Adım Sezai, soy ismim Gökçe. 29 yaşındayım, Ankara'dayım. Üç çocuklu bir ailenin evladıyım. Annem babam küçükken boşandılar. İki tane aslanlar gibi ablam var, bir tane melek gibi bir annem var. Annem daha sonralarında evlendi, çok güzel bir manevi babam var. Bir evlilik yaptım, maalesef olmadı, ayrıldık. Bir çocuk babasıyım, elhamdülillah. Madde bağımları genelde önce ailesini sömürür ailesinden yalanlar söyleyerek paralar almaya çalışır. Daha sonra bu dış çevresine, akrabalarına, arkadaş çevresine, sosyal çevresine, iş çevresine yansır. Gitme durumlarında en son hırsızlık başlar, hırsızlık yaparlar. Bilinçli bir şekilde değil, sırf madde temin alıp eski düzenine gelebilmek için, yani eski motivasyonla kavuşabilmek için, konuşabilmek için, yürüyebilmek için, yemek yiyebilmek için mecburen hırsızlık yaparlar. Ben şöyle söyleyeyim, ben 9 yaşında bir çocuğun torba koyduğunu da gördüm. 8 yaşında bir çocuğun madde içtiğini de gördüm. Ben evinde torunu olan insanların madde aldığını, madde içtiklerine şahitlik ettim yani. Bunun artık bir yaş sıralaması kalmadı. Açık konuşmak gerekirse. Toplumumuzda biliyorsunuz yani bir çocuk anne karnında bile bağımlı olarak dünyaya gelebiliyor. Bir eroin bağımlısı, bir anne ile bir eroin bağımlısı babanın birleşmesinden o süre zarfında içtimelerinden sebep çocuk madde bağımlısı olarak dünyaya gelebiliyor. Artık bunun bir yaşı kalmadı. Ciddi bir sorun yani. En pişman olduğum olay cezaevine girdiğim gün olabilir. Bir bekar evinde ev e, boşanma durumundaydım. Eve gitmiyordum. Metin triplerinden eve gitmiyordum açık konuşmak gerekirse. Şöyle anlatayım. Bir tribe girdim. Bir hasmım vardı. Sıkıntılıydık yani. Evimin önüne gelmişler filan. Ondan sonra tabii bunlardan benim eşimin çocuğumun haberi yok. Daha o zamanlar eşim küçük. Böyle asıl ben o zamanlar met içiyorum, lirika içiyorum. Yeri geldiği zaman hani ne bulursam içiyorum ama özellikle ağırlıklı bunları içiyorum. Bayağı bir sorunlarım, sıkıntılarım var. Dışarı sosyal çevremle bir problemim yok. Lakin ailevi olarak çok büyük sorunlarım var. Ben de ailem bir zarar görecek diye evimin altında bir depo gibi bir yer vardı garaj girişinde. Orayı kiraladık, tuttuk. Velhasıl kelam içini yaşayacak hale getirdik ve eşim zaten hani bayağı bir son olduğu için biraz uzaklaşmam gerekiyordu. Ama Metin tribiyle de sırf onları koruyabilmek için onlar beni görmese de her gün orada bir 4 aya yakın orada yatıp kalktım. Yani soğuklarda, kışlarda yani hiç unutmuyorum. Öyle bir soğuk var ki, öyle bir kar yağıyor ki ayaklarım buz tutmuş, hiç elektrik yok, ısınacak bir şey yok. Sırf hani onlar zarar görmesin diye dışarıdan silah temin etmişim. Yani böyle belimde sallama. Sanki böyle birileri gelip onlara zarar verecek diye işe de gitmiyorum. Sırf eşim sabah işe giderken onu böyle uzaktan izliyorum. Gidiyor. Otobüse biniyor. Sonra çocuğuma kayınvalidem bakıyor. Sonra gidiyorum bir çocuğuma bakıyorum. iyi mi değil mi falan filan. Daha sonradan da bildiğin böyle 4-5 ay boyunca nöbet tuttum. Yani bildiğin nöbet tuttum yani. O soğuklarda ağlıyordum ya. Böyle ailemin hiç haberi yok. Ailem anlatmıyordum. Annem üzülür, ablamlar üzülür diye. Belli başlı ufak tefek sıkıntılarının haberi vardı ama eve gitmediğimden falan haberleri yoktu. Söyleyemiyordum. Eşime de anlatamıyordum. Hani korkabilir... Sonuçta bir, bir yaşında falan bir oğlumuz var. Hani o da yani bir madde bağımlısıyla evli kalmak ne kadar zor, yani kolay olabilir ki. Yani onun da belli başlangıç sebepleri vardı. Velhasıl kelam bir gün soğuktan o kadar dondum üşüdüm ki hiç unutmuyorum. Bir arkadaşım geldi bir bekar evi varmış. İşte dediler böyle böyle hani gidelim orada kal. Çok titriyorum yani böyle her tarafım akıyor. Hastayım. Neyse gittik. Bir iki gün kaldım ama sabah geri gidiyorum. Yani sabah kalkıyorum gidiyorum. Bir sıkıntı var mı yok mu? Hani sürekli tetik halindeyim. Silah var, sallamalar, var. Yani ne cesaret geziyorum ben de bilmiyorum açık konuşmak gerekirse. Onlara bir zarar gelecek, evime ateş edecekler. Aman bir şey olacak falan filan. Velhasıl bu tehditin karşısında güçsüz duramazdım. Yani öyle anlıyorum. Halbuki bir hastalığın yani o metin triplerinden biri olduğunu çok zamanlar sonra anladım. Ve bu yüzden eve gitmemem yüzünden hani ben onları görüyorum. Ailemi görüyorum, eşimi görüyorum ama gidemiyorum eve. Sırf hani birisi gelirse ben o kapıdan geçirmeyeyim. Gerekse ben öleyim ama çocuğuma, eşime kimse zarar vermesin diye. Onlara da anlatamıyorum. Tedirgin olacaklar. Söyleyemiyorum. Arkadaşlarımla paylaşıyorum. Bir yer geliyor birileri kalıyor. Neyse çok uzatmayayım. O bekar evine gittim bir iki gün kaldım. Sonra bir sabah kalktım bir baktım. Benim telefonum ortada yok. Dedim ki abi benim telefonum nerede? Ya abi dedi bir arkadaşımızın dedi bir yere gidecekti. Onda da telefon yoktu götürdüler. Velhasıl kelam dedim ki hani benim bir telefon almam lazım. O gün de hiç unutmuyorum. Hiç eşim çocuğumun doğum günü yaklaşıyordu. Aynı bu zamanlar diyebilirim hatta. Çocuğumun doğum günü yaklaşırken eşime telefon açtım. Dedim kendi hani bugün o zamanlarda bir yerlerden bir maddi durum elde ettik. Dedim böyle böyle ben geleyim seni akşam alayım. Hem dedim gerek işte oğlumun ihtiyaçlarını, gerek varsa senin ihtiyaçlarını karşılayayım. Bir de göreyim bir kahve içelim. O da hani memnuniyet bir şekilde karşıladı. Telefonu kapattım. Daha sonra kendi telefonumu almak için çocuğun bulunduğu adrese gittim. Adrese gittiğimde orada çocuk bir hırsızlık gerçekleştiriyor. Hırsızlık gerçekleştirirken de bir anda ben de giriyorum. 3 dakika içinde polisler geliyor basıyor. Beyazsızken bir de suç ya diyorum ben bir şey yapmadım etmedim yok yaptın sen ettin şöyle bir itiraf işte itiraf, suç yakalandınız. Halbuki öyle bir şey yok. Daha sonrasında biz ikimiz cezaevine giriyoruz ben yani cezaevine giderken çocuğa dedim ki ya dedim benim telefonum sende değil mi? Dedim, ben senden telefonumu almaya gelmiştim ben suç üstü dedim bir olay tanıklık olup dedi ki ben senin telefonunu almadım. Nasıl almadım? Almadım. Yani tabiri caizse aslında evinde kaldığım çocuk benim telefonumu çalıyor. Beni o eve gönderiyor sırf o telefonu satıp parasıyla uyuşturucu alabilmek için e bizde de öyle bir aman aman diyaloğu yok. Biz evine bir bize hani geliyoruz evde içiyoruz o da bizimle beraber oturuyor içiyor hesabını. Derken böyle bir şekilde bizi paket ettiriyor. Arıyor diyor ki böyle böyle bir adreste hırsızlık gerçekleştiriliyor. Gerçekten de evin içinde bir hırsızlık var. Yok değil. Ama olaya ben dahil diyeyim. O yüzden sebep bir ceza, cezaevine girdim. E, ee, cezaevine girdikten sonra yani böyle bir durum beni bayağı bir etkilemişti yani. Orada bir iki buçuk ay orada yattım. Suçsuzluğum ispatlandı. Ben her şeyi anlattım açık açık. Bütün ispatlarıyla birlikte, delilleriyle birlikte. Dedim ki parmak izi, görüntü şu bu. En sonunda iki buçuk ay içerisinde benim bütün mobese kayıtlarım, bindiğim taksi, bindiğim taksici. Daha sonrasında evin kameraları, eve ilk kim girmiş, kim hırsızlık yapmış, kim çıkmış, daha sonra tekrardan kim girmiş. O giren çocuk da, yani şöyle söyleyeyim, Çocuğu tanımıyorum. Zaten öyle de bir abeslik var. Çocuğu tanımıyorum. Bir akşam oturduk sadece. Ben geçtim yatağıma yattım daha sonrasında. Yani bir anlık bir durum yani. Bir biz yarım saat, bir saat oturduk, kalktık yani. Hiçbir tanışıklığım yok diğer o cezaevine gittiğim arkadaşlar. asıl kelam tabii işte Rabbim bilmiyorum yani hiç kimsenin ahını kimse de koymuyor. Hani tabii ki böyle olsun istemezdim ama o bizi ihbar eden çocuk met yüzünden intihar etti, kendini astı. Yani kendini astı. Biz ben cezaevinden çıktığımda yani Allah'a çok şükür aklandım. Bütün kamera kayıtları, parmak izleri, deliller suçsuz olduğumu gösterdi. Ben berat oldum. Yani ben tahliye oldum, beraat oldum değil mi? De tahliye oldum. Ee, diğer arkadaş o cezaevinde o zaten suçunu falan kabul etti. Anlattı zaten gerçekleri. Ben bir iki buçuk ay sonra çıktım. Ben hemen şöyle söyleyeyim. Ben küçükken ilk uçucu maddeler çekiyordum. Açık söyleyeyim e, annem babam böyle tam ayrılacakları zamanlar ben böyle bali falan çekiyordum. Daha sonrasında arkadaş ortamında, e, abilerimizin daha doğrusu ortamında Esrar'la tanıştım. Yani o zamanlar yaşım belki 12-13 yaşlarındaydım. Esrar'la tanıştım. Baktım içiyorlar, gülüyorlar. O zamanlarda insan mutluluğu yani... Tabiri caizse bir çocuk nereye çekersen belki oraya gelebilecek potansiyelde olabiliyor. Bir de ufak tefek acısı varsa ergenliğin vermiş olduğu bir hırs ve sinirle daha sonrasında orada bir özenle merak nasıl olur nasıl biter bir çektik. Öyle abiler gülüyor biz gülüyoruz falan filan. Yani 13 yaşımda diyebilirim yani. 13-12 yaşında diyebilirim. Bali çektim. Bali'den sonra Esrar içtim. Es esrar'dan sonra e Ekstazi. Şeker diyoruz biz. Yani piyasada, sokak jargonunda şeker derler. Şeker. Daha sonralarında ufak ufak Kubar, PC, AM. Katkılı, kubar. Daha sonralarında hani böyle bonzai çıkmıştı o zamanlar. Bonzai içiyorduk. Biz de kötü oluyorduk. Hatta bir ara bonzainin yavaş yavaş bağımlılığı bende başladıktan sonra diyor esrarı falan bırakmıştık. Ondan içiyorduk. Çok yaygındı. Diyordum ki ya bunu insanlar içip bir süre sonra nasıl ölüyor? O kadar cahiliz, o kadar bilgisiziz. Vücudunda nasıl bir tahribat yarattığını bilmiyoruz. Biz artık alışmışız ya bize bir şey olmuyor. Yani o kıvama gelmişiz. Yani o zamanlarki cesaretim belki bu yaşımda yoktur. Yani, yani cahil cesareti derler ya. Daha sonralarında bonzaydan falan sıyrıldık. Yavaş yavaş böyle esrar alkol, esrar alkol. Benim hayatımı bitirenlerden tek örneğim benim ilaçtır. Ben lirika bağımlısıydım. 10, 11 sene yakın içtim. Söyleyemedim, sakladım. Yani bayağı bir kötüydü. Lirikadan sonra zaten ile her şeyi çarpıştırıyordum. İçiyordum, alkol içiyordum, esrar içiyordum. Ama bonzayı falan bırakmıştım. Daha sonralarında eroine düştüm. Eroin içmeye başladım. Lirikanın yoksunluğunda krizimi alıyordu. Lilika'nın çok sıkıntılı, çok eroin kadar büyük bir krizi vardır yani ağır içimlerde. Ondan sonralarında eroin'i bıraktım. Bu sefer belli başlı yani tedaviler gördüm. 3-4 tane tedavi merkezi gezdim. Eroin'i bir şekilde bıraktım. Çipsiz, su boksonsuz. Daha sonra met'e başladım. Met de benim zaten son noktam oldu. 4 sene met, lilika ikisi bir. Daha sonra gene farklı maddeler. Ama benim en can alıcım met'tir yani. En tehlikelisi met diyebilirim. Tek bir birey olarak 15 gram, 20 gram, 30 gram. 50 gram, yeri geldi 100 gram. Bu civarlarda alıyordum. E bir nebze eşimize, dostumuza dağıtıyorduk. Bu sebepten dolayı ben sürekli içiyordum. Ben sabah, ben yani açık ve net söyleyeyim. Hani belki inanmayabilirler. 15-16 gün hiç uyumadan içtiğimi biliyorum. Hiç uyumadım. Benim en son şöyle bir videomu çekmişler. Olsaydı gösterirdim ama yok yani zaten eski çevremle görüşmüyorum. İkinci günü öldü zannetmişler beni. Su döküyorlar kovayla böyle üzerime. Bildiğin kova kova su döküyorlar. Ambulansı arayacaklar yani. Uyanmıyorum. Sadece şöyle bir hafiften şöyle yapayım geri kalkıyorum. Üç gün uyumuş. Üç gün hiç kalkmadım. Yani öyle bir dövüyorlar ki beni. Hiçbir şey, Hiçbir şey yiyip Ben yani zaten artık şöyle söyleyeyim. Hani bu her uyuşturucu bağımlısında vardır. Meyve suyu, top kek. Belki bazen canın çok aç. Yani çok acı acıkırsa eve gitmediğimiz için. Bir marketlerden işte salamur, salatası, ekmek arası. Hani öyle yani. Tat da alamıyorsun. Yani içtiğin hani mesela meyve suyu şekerlidir değil mi? Mesela vişne suyu içeceksin. Doğru mu? İçerken o sana vişne gibi gelmiyor ki. Yani öyle bir şerbet tarzı bir şey gibi geliyor. Vişnenin tadını alamıyorsun. Yani uyuşturucu yani ben tedavi sürecimden sonra tat almaya açık konuşmak gerekirse gerçekten 1-1,5-2 ay sonra başladım. Lezzetleri öyle aldım yani. Bir gün annem dedi ki oğlum tedavi ettireceğiz seni. Hani artık gel yani artık. Bir gözümün nuru sen varsın. Yani ben dedim ki ben bugüne kadar hayatta hani şunu söyleyeyim yani evimden hiçbir zaman bana para vereceksiniz şöyle yapacaksınız böyle yapacaksınız demedim. Çünkü dış sosyal çevremde de hani belli başlı bazı işler yaptığım için para vardı bir şekilde oluyordu dönüyordu. Ee, tabiri caizse annem bir gün geldi dedi ki ya oğlum hani tedavi ne artık falan filan. Ben anneme diyorum ki anne siz beni anlamıyorsunuz. Anneme bir anda bağırmaya başladım yani. Hiçbir sebepten dolayı annem hayatta bağıramam, kıyamam. Bir anda dedim ki ben dedim öleceğim, öldüreceğim kendimi. Yırtıyorum ama kendimi. Dedim son noktadayım ya ben artık bitmişim dedim. Ben devlet memuruydum. Memuriyetim vardı. Yani memur derken taşeron firmalardım. Memur gibi haklarım vardı. Ve asıl kelam işim iyiydi. Evimi almıştım, arabamı almıştım. Arabalara özel bir hastalığım tutkum vardır yani. Yani beni bilen insanlar yaptığım arabalardan, gezdiğim ortamlardan da bilindi. Yani öyle güzel renkli bir hayatım vardı. Yani ben diyordum ki ben artık öleceğim, öldüreceğim. Yani kendimi bir annemi orada çok bir hıçkır hıçkıra ağlarken gördüğümde en kötü sahnelerimden bir tanesi oydu. Aynı şekilde ablamlarımla. Bir de bir gün eroin krizindeyken madde almam lazım. Çırpınıyorum çok kötü bir durumda. Çok çok kötü bir durumda. Anlaşılmıyor ama davranışlarım, hareketlerim de çok kötü bir haldeydi. Eşimle ufak bir tartışmamız geçti aramızda. Sonra bir anda hiç unutmuyorum yani. Ev bir anda 56 oldu. Eşim bana bir şeyler fırlatıyor falan filan. Eşim anda cinnet geçirme durumuna geldi. Yani gerçekler bunlar yani şöyle söyleyeyim. Bir kadını hiç yani dayanamayacak şeyler yaşattım diyebilirim. Hakkı vardır yani o konuda ciddi. Bir cinnet anına geldi. Yani bardak, tabak, çanak fırlatıyor. Tırnaklarıyla her tarafımı böyle paramparça etti. Ben sırf ona zarar vermemek için sarılıyorum. Yani ağlıyorum bir yandan sarılıyorum. Hani diyorum kendine gel sakin ol. Yok ama böyle artık olabilecek pozisyonda değil. Yani böyle boynumdan kanlar akıyor, vücudum öyle. Şurada etin biri kopma derecesine geldi. Yani gerçekten o anda bir anda kapıyı çektim, üzerine kilitledim, kaçtım. Yani. Bir tanesi de Şöyle söylemek gerekirse bu kamerayı tutan 3 ayak vardı değil mi? mesela? Bizleri de hayatta tutan 3-5 tane ayaklarımız var diye düşünüyorum. Tabii ki en önemlisi benim için annemdir. Yani annem benden hiçbir zaman vazgeçmedi. Aslanlar gibi arkamda durdu. Ne yaptıysam arkamda durdu. Cezaevlerine geldi. Dışarıda kavgalar ettim. Karakollardan topladı. Ya yeri geldi o eve silahla bile girdim. Silahla sallamayla girdim. Gene ağzını açıp bir şey demedi. Çünkü nasıl davranması gerektiğinde bilinçsiz olduğu için o zamanlar korkuyordu yani. Ama ben en çok bu hayatta kimle tabiri caizse imtihan olduğunu derseniz ben oğlumla imtihan oldum. Çünkü ben oğlumu bir seneyi geçin göremedim. Yani göremedim. Bu da bende büyük bir acıdır. Çok uğraştım, çok mücadele ettim. Kapılarına gittim, ettim falan olmadı. Çok ufak tefek sebeplerden dolayı. Ama elhamdülillah Bayda çatısının altına girdikten sonra her şey değişti. Ayın 27'sinde doğum günü. 3 yaşına girecek inşallah. Geçen seneki doğum gününde cezaevindeydim. O da büyük bir yaradır. Şimdi bu doğum gününde elhamdülillah gurur duyacağı bir babası var. Yani şöyle söyleyebilirim. Dedim mi 3 ayaklı diye. Tabii ki her konuda bana destekler ama oğlumdan bir ayrı kalmak. Ben de küçük yaşta babamdan koptum için ben bir söz vermiştim. Demiştim ki ben bugüne kadar babasız geldim, büyüdüm belli başlı. Sonra bir manevi babam oldu. Allah ondan da razı olsun. Öz babamdan farkı yoktur. Öyle güzel bir insandır. O da benim arkamda aslan gibi bir destektir. Hani o bana belli başlı yokluğunu göstermedi ama gene de biz o ergenlik dönemlerinde olmuyordu. Yani kopuyorduk belli başlı yerlerden. Ve asılken bir söz vermiştim. Dedim ki benim oğlum babası büyümeyecek. Büyük konuşmamak gerekiyormuş ya da yanlış adım atmamak gerekiyormuş ya da yanlış arkadaşla gezmemek ve Ben bunun acısını bir seneye geçkin oğlumu görmedim, göremedim yani. Ben uyuşturucu yani kullanmadan önce sıfırdan başlayarak yani dedim benim çalışmam gerekiyor annem babam ayrılmış benim iki tane ablam var benim onlara bakmam lazım destek olmam lazım yanlarında olmam lazım diyerekten çalışmaya başladım iş hayatına atıldım. Bir tane x bir pizza firmasında mutfakçı olarak göreve başladım pizza yapıyordum pizza ustasıydım baktım her şey güzel gidiyor. Dedim ki ben müdür olmak istiyorum. vardiya müdürü. Sınavlarına gittim birincilikle bitirdim. vardiya müdürü oldum. Daha sonra asistan müdürlüğe geçiş yaptım. Onun da sınavlarına girdim başarılı bir şekilde. Çok güzel paralar kazanıyordum. İlk arabamı almıştım. Ben ehliyetimi almadan 17 yaşında ilk arabalarından biriyimdir. Yani açık söylemek gerekirse. Ve asıl kelam çok güzel bir hayatım vardı. Baktım artık çok genç yaşta daha askeri gitmeden... Asistan müdür konumundaydım. Restoran müdür yardımcısıdır. Böyle asıl çok güzel işler yaptık. Çok güzel paralar kazandık. Çok güzel paralar kazandırdık. Hani çok güzel bir şekilde bir mahalle sıcaklığı esnaf ortaklığı olur ya böyle iş arkadaşlarıdır. Yanındaki komşu esnaftır falan filan. Yok ya küçük yaşta sanki büyümüş de küçülmüş havasına girip öyle bir yolda gidiyordum. Arabalarla aram müthişti. Arabalar yani şöyle söyleyeyim bir araba şöyle giderken bir usta olmayaraktan şöyle bir baksam arabanın neresinde ne değişmiş derdim. Öyle güzel bir heveslerim hayallerim vardı. Uyuşturucuya bulaştıktan sonra şöyle şunlar gerçekleşti. Hayatın gerçek acı yüzleri. Araba alıyorsun çok sonradan belki müzik tesisatı yapabiliyorsun. O da dişinden tırnağından arttırman gerekiyor. Araba alıyorsun çok böyle bineceksin gezeceksin yeri geliyor gaz parası bulamıyorsun. O askerden geldikten sonra restoran müdürü olarak başladım. Gene güzel bir şeyim var. Hep çalışıyorum, hep çalışıyorum, hep çalışıyorum. Yani mete gelene kadar aslında düşe kalka bir şekilde gidiyordum. Param doluyordu. O zamanlar hiç yani çalıştığım vakit evime de bakıyordum falan. Lakin metten sonra Allah sizin andırsın. Hani bir gün o kadar karnım aç ki. Yani hiç unutmuyorum. 2 gün önce o zamanlar gene eve çıkamıyorum. Benim işte evim en üst katta aldığımı. En alt katında kalıyorum. Çocuğumu görmek için çıktım yukarı. Çocuğuma bir de oyuncak aldım son para mı? Hiç unutmuyorum. Son para oyuncak aldım. Yani bir lira cebimde para yok. Uyuşturucu var o kadar. Yukarı çıktım çocuğa oyuncağını verdim. Oynuyoruz beraber. Gülüyor falan. Daha konuşamıyor. Velhasıl kelam kayınvalidem dedi ki oğlum karnın aç mı? Dedim yok değilim ama halbuki çok açım. Oğlum gel dedi bir yemek ye. Olur dedim. O yemeğin tadını unutamam yani. O yemeği yedikten sonra gene bir üç gün Utancımdan perişan haldeyim. Gidemedim, çıkamadım ve o gün marketten sabahleyin ekmek çalarken bir tane binanın kapıcısına yakalandım. Yani basit bir şey gibi gözüküyor ama hırsızlığın büyük küçüğü olmuyor yani açık konuşmak gerekirse. Çaldım yani o ekmeği, bir tane de süt çaldım. Adama da hatta orada dedim ki adamın da hiçbir suçu günahı yok. Belki adam yardımcı olacak, belki üzülecek falan filan. Dedim ki istiyorsan geç şikayet et dedim. ya seni burada vururum dedim. Yani adamın hiç suçu günahı yok yani. O hallere geldi. Bu da çok can alıcı bir noktadır benim için. Biz ev aldık, kredi çektim pandemi zamanı. Ev aldım, borçlarını ödüyoruz. Eşim bir yandan çalışıyor, ben bir yandan çalışıyorum. Çocuğumuz oldu, işte bir şekilde birbirimize destek, yani bir şey, bir yolda yürüyoruz elhamdülillah o zamanlar. Ve asıl kelam artık cezaevine girdim çıktım, ev satılacak, biz boşanacağız. Hatta yani cezaevine girdim çıktım derken, şöyle cezaevine girmeden önce ev dediler ki biz boşanacağız, yani artık olmuyor, yapamıyoruz. Ben hep bir ümit, hala söyleyemiyorum. Yani diyorum ki ya işte yani sırf çocuğum yani anladın mı? işte bir insan evladı olmadığı zaman o riski alamıyor, giremiyor. Nasıl bir risk? Onlara zarar gelecek diyor. Ben nöbet tutuyorum ya gece gündüz uyumuyorum. Terminatör gibiyim böyle. Etrafta mi geçecek, mi olacak. Yani şöyle söyleyeyim. silah ağzında mermi. Sadece yanlış bir hareketimde patlasa benim bacağım gidecek. O haldeyim. Emniyet açık bir şekilde. Öyle bir tripteyim. Yani şöyle bir şey yaşandı. Artık boşanmaya doğru gidiyor yol düzelmeye imkanımız yok. Ev satıldı. Onlar eşyalarını aldılar, götürdüler. Sonra benim ailem geldi. Benim eşyalarımı aldılar, götürdüler. Bir tane odanın içerisinde bir tane halı, bir tane öyle eski bir televizyon tarzı. Oraya kendime yer yaptım evin içerisinde. Çocuğumun e, tavan nasılı salıncağı vardı. Oranın kancaları vardı. İştim, 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 iştim dedim bu son bitti. Buraya kadar. Yani soğuk, evde titriyorum, karnım aç. Ne yapacağım bilmiyorum. Farklı bir hap içtim. Oraya kendime bir tane ip yaptım. Geçirdim boynuma. <laughs> Aynı şeyde bir kardeşim vardı binada. İşte öldürmeyen Allah öldürmeyecek ya. Bir anda yetişti geldi. Ben hatırlamıyorum ben halüsinasyondayım ama asmışım yani kendimi. Bir giriyor beni o halden alıyor tek başına. Daha sonrasında hatırlamıyorum olanı. Yani hatırlamıyorum çocuk anlatıyor. Abi bana bir vurdun bir vurdun dedi. Sonra aldın eline dedi bardağı. Bardağı kırdın. Başladın kendini kesmeye dedi. Her tarafın kan içindeydi abi komple doğranmış vücudum. Uyuşturucu içen yapmam dediği şey yapar, demem dediği sözü der, yalan söylemem der, söyler. Yani uyuşturucu içen insan kötülediğimden değil. Bunu içtiği için değil, beyni hasta olduğu için beyni yaptırıyor. Toplumumuz bu konuda biraz bilinçsiz. Çok ötekileştiriyorlar uyuşturucu içenleri. Yani ben de bunlardan biriyimdir yani. Belki her şey güzel olabilirdi aynı şu anda olduğu gibi ama bu da bizim bir sınavımızmış. Maddenin etkisi geçtiğinde özellikle metamfetamin içiyorsam uyuyordum. Uyuduktan sonra kalkıyordum aşırı bir terleme, bel ağrısı, çok eklem ağrısı olmuyordu ama Lilika içmediğim zaman krizdeyim yani. Yatak döşek hastayım, burnum akıyor, ateşim çıkıyor. 41-42 ile özel hastaneye götürdüler beni. O zamanlar ailemin haberi yok. Daha gizliyorum, saklıyorum. 10 sene olmuş. 10 seneye yaklaşmış uyuşturucu içmem. Lilika içmem de 5 sene olmuş. 5 senedir içiyorum, krizdeyim. Onlar da beni üşüttü falan zannediyorlar. Allah apar topar özel hastaneye götürdüler. Havale geçiriyormuş. Yani bir nebze o yatak sana kabir oluyor yani. Bildiğin mezarlık oluyor yani. Hiçbir şey düşünemiyorsun sadece madde madde. Bir maddeyi düşünüyorsun bir yandan 10 tane düşünce geliyor arkadan. 10 kere başlıyorsun. Acaba nasıl içsem, nasıl yapsam, nasıl bulsam, parayı nereden temin etsem? Acaba bugün ondan mı istesem? Ya dün ondan istemiştim halbuki gibi gibi şeyler yani. evren içtiğim bir arkadaşım vardı. Dedi ki bunu nasıl bırakırsın biliyor musun? Nasıl bırakırım? dedik ki ailene söyleyeceksin. Nasıl söyleyeceğim ya? Söyleyemem dedim. Ama artık elimden başka hiçbir şey gelmiyor. Mesleğim gidecek o X bir pizza firması dedim ya. Oradan bir devlet kurumuna geçtikten sonra baktım işim elden gidecek. Ailem elimden gidecek, yuvam elim, her şeyim gidecek yani. En son hiç unutmuyorum. Ablamlara gittik. Eski eşim orada falan. Hep beraber dedim ki ben uyuşturucu kullanıyorum. Hatta bağımlısıyım. Ama kurtulmak istiyorum, bırakmak istiyorum. Hepsi bir anda ağlamaya başladılar. Böyle, nasıl olur? Biz bu zamana kadar nasıl anlamadık? Ama bir anda şöyle söyleyeyim. Bir insan, ben 103 kiloları falan görmüş bir insanım. 103 kilodan bir insan 56 kiloya düşer. 56 kiloydum yani. incecik böyle bir şeydim ve çocuğum yeni doğmuştu böyle artık birkaç aylıktı ve ben onu her gördükçe kendimi kahrediyordum yani. Benim tedavi olmam gerekiyor diyordum, kurtulmam lazım diyordum. Ve böyle bir şekilde bir ilk tedavi sürecime başlandı. Daha sonrasında ikinci tedavi falan ama tesiri olmadı. Eroini bıraktırdı ama eroini sadece bırakmış oldum. Daha sonralarında yine met, lilika, farklı uyuşturucular devam ettim yani. Başarısız oldum ve ailem bu konuda çok büyük paralar harcadılar. Yani cinci hocalar, türbelerde yattım. Ondan sonra ablam diyor da ağzın dilini bağlatacağız senin. Yani uslanmıyorsun ki bir nebze sonra. Yani bilinçsizler anlamıyorlar. Biz de zaten anlamadıklarını bu zamana kadar söylemişiz. Ama bizi de anlayan yok diyoruz. E ne oluyor? İletişim kopuklu oluyor. İletişim kopuklu olduğunda zaten yani ailelere benim buradan demem gereken en önemli şeylerden biri ne olursa olsun evladınızla iletişiminizi koparmayın. Hocamız çok güzel söylüyor yani bu konuda diyor ya siz geçip içeride otururken o çocuk odasına çekildiğinde diyor siz onun ne yaptığını bilmiyorsunuz diyor. O çocuklardan biri de benim işte. Ailem mutfakta oturup çay içerken ben odamda uyuşturucu içiyordum ve hiçbirinin haberi yoktu yani. Eve geldim, çok zayıflamış bir haldeyim. Annem bana dedi ki oğlum seni hastaneye yatıracağız. Halbuki annem de bilinçsiz, buraya hastane falan zannediyor. Burası öyle bir yer değil, burası neredeyse. Okul yani, gerçekten bir okul. Anneme dedim ki ben dedim hastaneye falan yatmam, ben dedim bağımlı değilim dedim. Pat çıktım kaçtım. 15 gün, 20 gün daha gelmedim. Daha sonra geldim, yine bir bitik haldeyim çok kötü bir halde. Anne dedim ben ya öldüreceğim kendimi ya da dedim bana yardım edin. Ben artık dedim tedavi kabul ediyorum. Yani iyileşeceğim dedim yani. Çünkü hasta olduğumuzun bilincinde değiliz ya. Annem diyor ki annemler az bilinçlenmiş, sormuş, soruşturmuş, araştırmış, bayderi bulmuş. Şimdi bayder dediğiniz zaman ülkenin gerçekten yani ben böyle bir iyileşme süreci görmedim hayatımda. 3 tane 4 tane özel klinik, özel doktor gördüm. Belki iki ev parası, 1 ev parası paralar gitmiştir, harcanmıştır. Ama ben kurtulamadım bırakamadım. Ama burada geldiğimde yani buradan bu zamana kadar içmiş abilerime, kardeşlerime şunu söyleyebilirim. 15 senelik bir madde bağımlısıyım. En dibinde gördüm, en zirvesinde gördüm. Ölümün kıyılarından döndüm, cezaevleri gördüm. Belki annem yıllar boyu gözyaşlarıyla, ablalarım, Hepsi gözyaşlarıyla, bütün sülalem diyebilirim hatta. Hani başımda hep dua ederlerdi kurtulsun, kurtulsun, kurtulsun diye. Ve ben bir gün annemi kırmayıp dedim ki annem bana şöyle söyledi. Bir gözümün kökü sen varsın oğlum. Sen de gidersen ben de sensiz nasıl yaşarım? Bir gün dedi ben ölürsem ablamlara kim sahip çıkacak? Bunu hiçbir zaman unutma. Ben sana artık hiçbir şey demiyorum. İster tedavi ol, ister olma. Ve asıl ben o gün Tamam dedim kabul ettim ve biz Ankara Baydere gittik. Ankara Baydere'de ilk görüşmemizi yaptık. Daha sonrasında beni İstanbul'a göndereceklerini söylediler. Oraya şey yapmadım ya, sadece ön görüşmeydi. Gün geldi ve ben İstanbul, İstoç'taki Baydere genel merkeze geldim. Daha sonrasında burada şöyle söyleyeyim, burada 4 ayaklı bir eğitim sistemi var. Yani bu eğitim sistemleri başlıca sanma sigara, alkol, madde bağımlı psikoterapiler, psikologlar psikoterapiye giriyorlar. Daha sonrasında e, ayık yaşam, aynı bizim gibi madde bağımlısı hocalarımızın bizlere umut olmak için girdiği dersler. Daha sonralarında manevi değerler, değerler eğitimimiz var. Daha sonrasında bir 12 basamak adlı bir e, programımız var, narko programı. Tedaviler o kadar güzel, o kadar eğlenceli geçiyor ki yani burada hani Nasrettin Hoca'nın bir kısası vardır. Eşekten düşmüş köylü başına toplanmış demişler ki ya hocam kaldıralım falan filan durun demiş. Durun siz kaldıramazsınız bana demiş eşekten düşen birini getirin. Ee, anca benim halimden o anlar. Burada ayık yaşam derslerine ya burada şöyle söyleyeyim burada bağımları topluma kazandırmanın gerçek bir e, sistemi var elhamdülillah ben 3 aylık tedavi sürecimi bitirdikten sonra hocalarım sayesinde bizi, bizleri yetiştirmeye çalıştılar. Biz hiç gitmek istemedik buradan. Kalmak istedik. Elhamdülillah biz de burada eğitim sorumlusu olarak görev aldık. Baydar çatısı altında. Allah hepsinden razı olsun. Yani bir eğitim danışmanı olduk. Ve bu sayede bana umut oldular. Biz de umut olmaya devam edeceğiz inşallah. Buradaki hocalarımız aynı yani ben gibi söyleyeyim. Eski madde bağımlıları. Yani aynı o eşekten düşenler o karşımızdaki hocalarımız. Yani sizi gerçekten anlayan insanlar. Bir de buranın çok güzel bir özelliklerinden bahsetmek gerekirse benim ben diyordum ki ben tedavi göreyim gideyim ailem gene bilinçsiz nasıl olacak falan filan derken burada hafta sonları ailelere eğitimler veriliyor. Aile programları, aile eğitimleri. Ve şu an ailem bana yeni doğmuş bir bebek gibi bakıyor ve annem hala annem şu an diyor ki bana ben senden gurur duyuyorum. O kadar güzel bir şekilde söylüyor ki ailem benden gurur duyuyor. Ve artık kendime değer veriyorum. Ben o öl ölümün kıyısındayken, ölmek isterken şimdi yaşayıp diğer dışarıdaki abilerime, kardeşlerime bir umut olarak yardımcı olmak çalışıyorum. Ve yaşa ve yaşat klasiğiyle inşallah öyle de olmak istiyorum yani Allah nasip ederse. Ailelerin bu konuda gerçekten bilinçli bir şekilde hareket etmeleri lazım. Çünkü bizim hastalığımız bir beyin hastalığı, duygu kökenli bir hastalık. Hani ne neredeyse o bağımlının açık söyleyeyim yani çok ince bir ipte yani bir uçurumdan bir uçuruma yürüdüğü bir hastalık diyebilirim. Çünkü her an o ip de kopabilir, her an ayağımız da kayabilir. Ama o altındaki köprüyü güçlendirecek olanlar aileler. O iletişimi sağlayacak aileler. Aileler bir şekilde bu konuda hani bilinçsizlerse bile tedavi merkezlerimizi, yatılı tedavi merkezlerimizi, genel merkezimizi arayarak bir şekilde bilinçlenip gelip buradaki ortamı, güzelliği görüp buradaki başarıyı görüp tekrardan evlatlarını bu şekilde iyileşmeye ikna edebilirler diye düşünüyorum. Bağımlı kardeşlerime de şöyle söyleyeyim. Abilerim, kardeşlerim yani ben de sizden biriyim. Ben de sizler gibi yaşadım. Yani çok kayıplar verdim ama elhamdülillah şimdi kazanma vakti. Emin olun yani tedavisi mümkün bir Hastalığımız var ama ömür boyu sürecek de bir hastalığımız var. Ben hayatımda hiçbir şey yani bir, iş, bir şey yaparken hiç bu kadar sevinmedim. Gerçek söylüyorum. Hiç düşünmeden yaptığım kendime tek iyilik tedaviyi kabul etmek oldu. İyileşmek oldu. Elhamdülillah ben yani ben ve benim gibi birçok abim kardeşim iyileştiler. İnşallah siz de gelip hani artık o durumlardan kurtulup ayıklığın tadını lezzetliğini alır hayata sımsıkı tutunur. İnşallah bizler kadar çok kayıplar vermeden bu hayatı güler yüzlü bir şekilde sürersiniz.